Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çanta Yayınları Kazanım Soru Bankası Düzgün Çokgenler Test 3 ile dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Kare şeklindeki masa ve bu masaya gençler şeklimizin kare olduğunu söylüyor. Ve bu masaya örtülen yeşil renkli masa örtüsünün görüntüsü aşağıda verilmiştir. Düzgün çokgen şeklindeki masa örtüsünün dört köşesi masanın köşelerine sabitlenmiş. Masa örtüsünün diğer köşeleri de masanın kenarlarının tam ortasından şekildeki gibi sarkmaktadır. Bu verilere göre masa örtüsünün bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Gençler şöyle düşünelim. Masa örtüsünün şöyle açılımını düşünecek olursak, bakın burada zaten sarktığını görüyorum. Ama aynı şekilde sevgili gençler, buradan sarkıyor. Buradan sarkıyor. Ve yine bunların tabi uzunluklarının eşit olduğunu düşünüyoruz. Buradan sarkıyor. O halde baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekizgen şeklinde bir masa örtüsüdür. Evet, o halde düzgün çokgen dediğimiz sekizgen diyoruz. Sekizgenin gençler bir iç açısının ölçüsünü istiyor. Sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü bulmak için öncelikle dış açıyı bulabilirim gençler. Biliyorsunuz dış açıyı 360'ı kenar sayısına bölerek buluyoruz. 360'ı 8'e bölersem bir dış açısı 45 derecedir. Hadi bir iç açısı, iç açı ile dış açının toplamı 180 dereceydi. 180'den 45'i çıkaracak olursam bir iç açısı 135 derecedir diyoruz. Ve C seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet, istersek gençler sekizgenin iç açısını ben eksi 2 çarpı 180 iç açılar toplamını verirdim. Bunu arkadaşlar n'e bölerek de yine 135 dereceyi bulabileceğimizi belirtelim. İkinci soruyla devam edelim. Düzgün beşgen şeklindeki bloklar şekildeki birleştirilerek ortada bir yıldız sembolü elde edilmiştir. Düzgün beşgen bloklar ile oluşturmuş şekil ve boşluğa yerleştirecek olan yıldız aşağıdaki gibidir. Buna göre x kaç derecedir gençler? X yıldızın üstteki parçasının açısı. Sevgili gençler, düzgün beşgen olduğu için bakın burada 108'er derecelerimiz var. Aynı şekilde burası da x derece. O halde bunların dördünün toplamı gençler tam açıyı yani 360 dereceyi oluşturuyor. X artı 108 artı 108 artı 108. Yani 3 tane 108'in toplamı ve x'in toplamı 360 derecedir. 3 tane 108 gençler 324 yapar. X artı 324. 360 derece ise x'in değeri 360'dan 324'ü çıkarıyorum. Ve x'i 36 derece olarak buluyorum. 36 cevabını da B seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretliyorum. Devam edelim. Eşit aralıklarla bölünmüş daire biçimdeki analog saat modelinden akrep ve yelkovan çıkartılarak yandaki gibi bir görsel elde edilmiştir. Bu saat modelinde ardışık gelen sayılara ait noktalar ile noktalar ve en sonunda 12 ile 1'i gösteren noktalar birleştirilip bir çokgen çizilmiştir gençler. Şöyle birden başlıyoruz. Ardışık demek gençler 1'den 2'ye, 2'den 3'e. Şöyle birleştirerek sonunda da gençler diyor. 12'den sonra da yine 12'de 1'e birleştirerek bir düzgün çokgen elde etmemizi istiyor. Buna göre çizilen çokgenin bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı yani dış açı bölüm iç açı gençler. Kaçtır diye soruyor. Gençler oluşan şekil dikkat ederseniz burada 12 gen. Hadi bir dış açıyı bulmak istiyorum öncelikle. Bir dış açım. Evet, tamam 360 derece olduğu için gençler 360'ı 12'ye bölersem bir dış açısı 30 derecedir. Bir iç açısı da dış açıyla iç açının toplamı 180'di.
180'den 30 çıkartırsam 150 derecedir. Bizden gençte 16 dış açı 30 derece, iç açı 150 derece. 30 bölü 150. Şöyle sıfırlar gider. 3 ile sadeleştirirsem 1 bölü 5 olur oran diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Şöyle biraz büyütelim. Açı ölçer ve pergel yardımı ile oluşturulan düzgün çokgen çizim aşamaları aşağıda verilmiştir. Açı ölçerinizin merkezini C noktasına koyunuz ve ölçüsü 150 derece olan bir açıyı çiziniz. İşte buradan 150 derece bir açı çizersem, peki açımız gençler, ne olur şuradan çizdiğimiz zaman 150 derece olur. Demek ki gençler bu 150 derece bizim iç açımız. Pergelinizin aralığı 8 santimetre olarak ayarlayınız. Şimdi mesela pergelin aralığı 8 santimetre ayarlamak demek. Demek ki kenar uzunluğu da 8 santimetre olacak diyoruz. Pergelin sivri ucunu C köşesine koyarak bir yay çiziniz. Çizdiğiniz yayın az önce çizmiş olduğunuz 150 dereceye sahip ölçüye sahip bir açının konunu kesen noktayı D olarak isimlendiriniz. Yukarıda verilen adımlara uygun olarak şu düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Gençler öncelikle iç açıyı bildiğimize göre dış açıyı bulmam gerekir. Dış açıyı bularak ne yapacağız? Kaç kenarlı bir çokgendir diye düşüneceğim. 80'den bir iç açıyı 150'yi çıkarıyorum. Dış açısı 30 derecedir. Normalde kenar sayısı da 360'ı 30 dereceye bölersem 12 kenarlı bir çokgendir. Çevre istediği için 12 çarpı bir kenar uzunluğu 8'de. 12 ile 8 çarparsak 96 santimetre olur. Sorumuzun yanıtını B seçeneği olarak işaretleriz. 5. sorumuzda tüm kenar uzunlukları ve iç açıların ölçüleri birbirine eşit olan düzgün çokgenlere düzgün çokgen tanımı verilmiş. Farklı uzunluktaki kırmızı, yeşil ve mor renkli teller bükülüp iki ucu birleştirilerek düzgün çokgenler elde edilmiştir. Yeşil renkli telin uzunluğu kırmızı renkli telden 2 santimetre uzun, mor renkli telden 6 santimetre daha kısadır. Şekil üzerinde uzunlukları zaten vermiş. Yeşil ve mor renkli tellerden elde edilen çokgenlerin bir köşesinden sırası ile 2 ve 3 adet köşegen çizilebiliyorken kırmızı renkli tel ile elde edilen çokgende köşegen çizilemiyor. Gençler hangi çokgenin köşegeni yoktu? Evet, köşegeni olmayan çokgen gençler üçgendi. Demek ki gençler kırmızıyla üçgen şekli elde edilecek. Yani bunu şöyle üç parçaya böleceğiz gençler. Kırmızıyla üçgen oluşturacağız. Arkadaşlar bir köşeden çizilen köşegen sayısı n eksi 3 formülüyle veriliyordu. Sırasıyla dediği için gençler. Hadi yeşil için n eksi 3 eğer 2 eşitse yeşil de n 5'tir. Demek ki yeşilli beşgen çiziyorum. N eksi 3 eşittir 3 ise gençler buradan n de 6'dır. Mor ile de altıgen çiziyoruz. Bakın bununla beşgen çizeceğim. 5 parçaya ayırarak 1, 2, 3, 4, beşgen diyoruz. Burada da gençler bir altıgen çizeceğiz. 3 çokgeninde kenar uzunlukları eşit olduğuna göre diyor gençler. O halde şöyle düşünelim. Ben bunun bir tanesini A diyecek olursam üçgenin gençler toplamda uzunluğu 3A'dır. Buraya A diyecek olursam gençler dikkat edersek 1, 2, 3, 4, 5 tane A olur. Aynı zamanda bu 5A gençler bakın buradan 3A artı X'e eşittir. O halde 5A eşittir 3A artı X diyorum. Bir de gençler şuradaki eşitliğimize bakalım. Altıgende bir kenarını A diyecek olursam 6A'da 5A artı 6 eşittir. Buradan gençler öncelik şuradan hemen A'yı bulalım. 6A eksi 5A eşittir. 6'dan A eşittir. Burada ne olur gençler? 6 olur. Şu ilk denklemde bunu yerine koyabiliriz veya direkt 6'yı artık şöyle kalemiz değiştirelim. Bir kenarı 6 ise gençler
Kırmızının arkadaşlar uzun kenar 3 çarpı 6'dan 18'dir. Şeye baktığım zaman gençler, ortadaki yeşile baktığımız zaman 5 aydı. 5 çarpı 6'dan 30'dur. İkisinin arasındaki uzunluk farkı da gençler x'ti. O halde 30'dan 18'i çıkartırsam 12 santimetre olur x'in değeri diyoruz. Evet, 12 cevabını da B seçeneğinde görüyoruz. Evet gençler, dikkat ederseniz burayı hiç kullanmadım. Burayı kullanıp da arkadaşlar ne yapabilirdim? Buradaki a'yı yerleştirerek x'i buradan da elde edebilirdim gençler. Evet gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.